Adıyaman'da depremin yaraları sanatla sarılıyor. Deprem felaketinin ardından hayatın normale dönmesi için büyük çaba sarf eden Efsaneler Şehri Adıyaman, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'ın kişisel koleksiyonunda yer alan eserlerle İtalyan Ressamlar Adıyaman'da sergisine ev sahipliği yapıyor. Hikmet Bey, İtalyan Ressamlar Adıyaman'da sergisindeyiz. Evet. Tabii Türkiye'nin en kadim şehirlerinden biri Adıyaman. Çok güzel eserler görüyoruz. Öncelikle sergiden bahsedelim mi biraz detaylarında? Tabii ki. Benim karman resim sergim bugün Adıyaman'da sergilediğimiz, İtalya'dan getirdiğim, uzun yıllardır biriktirdiğim eserleri sunuyoruz halkımıza. İstiyoruz ki bu eserlerle sadece deprem konuşulmasın, başka enstrümanlar olsun, işte bu yeri geliyor sanattır, yeri geliyor müziktir, yeri geliyor spordur. Bu tür şeylerin konuşulması biraz onların acısını dindirecektir, ona çok inanıyorum ben. Ben sanatın bir güç olduğunu, duygusal bir bağ kurduğunu insanlarla ve o bağın onları mutlu ettiğine inanan ve onları iyileştirdiğine inanıyorum. Burada trajik şeyler yaşandı. Burada gerçekten insanlar travmalar yaşadı ve o travmaların dışında da bir şeylerin konuşuluyor olması çok değerli. O yüzden Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız davet ettiler. Gelin burada insanlarımıza biraz olsun başka konularla da meşgul edelim. Onların ruhuna da dokunalım. Ben de mutlu oldum. Koşarak geldim ve iyi ki de gelmişim. Bugün burada insanların ilgisini görüyorum. 20 gün boyunca İtalyan ressamlar Adıyaman'da sergimiz sergilenecek. Bütün Türkiye'den halkımızı davet ediyorum. Gelsinler, bu renkli, coşkulu atmosferi yaşasınlar. Serginin en ünlü ve en eski eseri de aslında arkanızda bulunan 17. yüzyıla ait eser. Bununla beraber neler görüyoruz sergide? Kimlerden, hangi eserler ve hangi yüzyıldan, hangi akımlardan? Arkamdaki gördüğünüz resim 1700'lere ait anonim bir resim. Tabii 1800'lerden, 1900'lerden ve bugünkü çağdaş resime kadar farklı resim tipolojisi var. Benim koleksiyonumda. Bu koleksiyon İtalya'daki şu anda bilinen en değerli, en önemli ressamlardan oluşuyor. Farklı tarzları, teknikleri olan ressamların resimleri tercih ettim, seçtim. Ve bugün biraz da böyle bir renk cümbüşü var burada. Mavi tonlardan oluşan ve gerçekten insanların çok hoşuna giden güzel eserler bugün sergiliyoruz burada. Tabii bunun biz bütün olarak değerlendirmek lazım. Hikmet Eraslan'ın 35 senelik biriktirmiş olduğu farklı dönemlerdeki ruh halini de aslında biraz toparlamış oluyoruz. Bugün İtalyan Ressamlar Adıyaman'da sergisiyle buradayız. Fakat aslında siz buraya gelmişken sadece resim sanatıyla değil, aslında sanatın farklı bir disiplini olan müzik tarafıyla da burada bir çalışmanız oldu. Ve evet, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden biri Adıyaman'da Nemrut gibi bir tarihi güzelliğimiz varken bunu da çok güzel bir motif olarak kullandınız. Aslında o çalışmadan da bahsedelim mi? Biliyorsunuz ben DJ'likten de biraz ünlenmeye başladım. Özellikle yapmış olduğum büyük festivaller çok ses getirdi. Yöresel sanatçıları da seslerini alaraktan güzel bir 20 dakikalık, yarım saatlik bir set hazırladım. Nemrut Dağı'nda çektik ama Nemrut Dağı'nın o güzelliği, o tarihi öneminin dışında başka güzellikler de var. Adıyaman'ın tarihin güzelliğinin yanı sıra doğal güzellikleri var. Bir de insanının da böyle karakteristik yapısı var. Onların hepsini müziğin içine harmanladım. Müziği izlerken, dinlerken siz aslında bir yandan da böyle Adıyaman'da bir seyir gibi göreceksiniz. Bir yolculuk gibi olacak. Sergiye ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, depremden sonra bölgenin hızlı bir toparlanma süreci içerisinde olduğunu dile getirdi. Depremin ilk günlerinde, deprem sonrasının ilk günlerinde olduğu gibi bugün de işte bugün burada olmamıza vesile olan Eraslan ailesi, kıymetli Hikmet Eraslan, ilimize güzel bir katkıda bulundu. Bugün de burada kendisine ait olan gerçekten çok değerli bir resim koleksiyonunu ilimize getirerek vatandaşımızın beğenisine, gençlerimizin özellikle, bunun üzerinde özellikle duruyorum, beğenisine sundular. Tabii bu bir zahmet, bu bir gayret, bu bir efor isteyen bir iş. Yani durup durduk yerde olacak bir iş değil. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi kaynak ortaya koyuyor, zamanını ortaya koyuyor. Bu da bizim dediğim gibi şehrimizde o bahsettiğim çok boyutlu toparlanma sürecinin bir parçası olarak daha önce Doğu illerimizde, Güneydoğu illerimizde gerçekleştirdiği çok güzel, gençlerin çok ilgisini çeken on binlerce gencimizin katıldığı etkinlikler olmuştu. Adıyaman'ımızda da önümüzdeki dönemde biraz daha rahatladığımız, biraz daha belki psikolojimizin iyileştiği önümüzdeki dönemde öyle bir etkinliğin benzerini de burada yapmakla ilgili de kendisinden söz
aldık. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere ise kadim şehrin ruhunu yeniden onarmak için kültüre ve sanata ihtiyaç olduğunu vurguladı. Hem bir taraftan fiziki olarak şehrimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yollarından altyapısına kadar, üst yapısına kadar birçok çalışmayı yapıyoruz. Şehir şantiye haline gelmiş durumda. Bir taraftan da tabii insanların yaralanmış ruhlarına da hitap edecek, onları iyileştirecek ve insanlarımızı yeniden hayata tutunduracak sanatsal ve kültürel etkinlikler de yapıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana çok sayıda konserler, çok sayıda kültür sanat etkinliği yaptık, yaz sinemalarını yaptık, konteyner kentlerde çocuklarımızla bir arada olduk, mahallelerimizde halkımızla bir ara olduk ve Sayın Hikmet Eraslan ve tüm ekibi bugün Adıyaman'da. Adıyaman'ın Açık Hava Müzesi şeklindeki Nemrut başta olmak üzere önemli tarihi eserlerin bulunduğu bölgelerde çekimler yaptılar. Sanatlar, icraatlar önümüzdeki günlerde burada icra ettikleri sanatlarıyla birlikte, müzikle beraber buranın tarihinin ve doğal kültürel miraslarının da hem Türkiye hem dünya tanıtılmasına büyük bir aslında rol üstlendiler. Büyük bir katkı verdiler. Buna ben teşekkür ediyorum. Buna ihtiyacımız vardı. Bu kentin ihtiyacı vardı. Bu kent artık gerçekten her yönüyle kendini tanıtacak ve hem Türkiye'ye hem dünyaya farklı bir şekilde sesini duyuracak ve Adıyaman artık küllerinden yeniden doğacak. Biz bunun için çalışıyoruz yerel yöneticiler olarak. Resim sergisi de gerçekten çok büyüleyici, çok güzel, çok gerçekten bizim bireysel olarak ulaşamayacağımız ama sağ olsun Hikmet Bey sayesinde bütün Adıyamanlı gençlerin ulaşabileceği çok kıymetli resimler var burada. Hepsi tarih kokuyor, hepsi gerçekten bir felsefesi var bütün resimlerin. Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen sergi, Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'nde 30 Ekim'e kadar açık olacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.